Herkese merhaba değerli dostlar. Afyon Çimento ile ilgili şöyle kısa bir bilanço analizi yapacağız. Şirketin 3. çeyrek bilançosu da geldi. Hisseyi yaklaşık birkaç ay önce analiz etmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ve hisse senedinde 5.70 bölgesi test edildikten sonra hızlı bir kar satışı geldi. Ee, ve hisse senedinde hızlı blok bir yükselişle oldukça hızlı bir değer kaybı oldu. Akabinde de hızlı bir toparlanma oldu. Ee, çünkü hisse aşağı düşerken yani hisse yukarı çıkarken yaklaşık 6 milyon civarında yabancının girişi vardı. Ama bu düşüşte sadece 1 milyon civarında bir lot kaybı oldu. Yani muhtemelen bir açığa satış muhabbeti de vardı hissede. Akabinde hissede hızlı bir toparlanmayla kısa sürede yeniden önemli bir direnç seviyesi olan 6.5 seviyesine kadar hissenin geldiğini gördük. Şimdi baktığımız zaman şu bölge gördüğünüz gibi şu yeşil bar. Bizim trend yükseliş barı olarak gördüğümüz barda yaklaşık 2021 yılının Ocak ayında görülen bir bar bu. E ve hisse senedi bu bölgeden 6.5 seviyesine yaklaştıkça elindeki lot miktarını bir önceki analizimizin iki katına çıkartmış durumda. Şu anda 12 milyon civarında elinde yabancının lot bulunmakta ve blok şeklindeki yükselişin tek mimarı o kendisi gözüküyor. Ve bu bölgeden hisse 6.5 seviyesini yukarı yönde açtıktan sonra önünde 7 TL formasyonun hedefine doğru hissenin trendini devam ettirmesini bekliyoruz. Şimdi baktığımız zaman hem gayrimenkul sektöründe hem de çimento sektöründe zaten biliyorsunuz son yaklaşık 7-8 ayda inanılmaz yükselişler oldu. Hem fiyat olarak hem maliyet olarak bu da sektöre ister istemez bir şekilde yansımaya başladı. Şirketin baktığımız zaman cirosunu geçen senenin aynı dönemine nazaran %196'lık bir artışla yüksek bir değere çıkarttığını gördük. Karda da %131'lik bir değer artışı var. Gördüğünüz gibi net borçta da eksi 4 milyon. Yani kasamızda 4 milyon TL de nakitimiz bulunmakta. Afyon'un borcu kalmamış durumda şu an net borç olarak. Ve öz kaynak verimliği de yaklaşık %28 seviyesinde gerçekleştiğini gördük. Biraz sonra takaslarını da göstereceğim. Şöyle şu kısaca e, bizim için önemli olan bilançodaki değerlere bakalım. Şu görmüş olduğunuz sütun... E, şu an gelen üçüncü çeyrek bilançosu yanındaki geçen senenin bilançosu şu gördüğünüz iki da aynısı e, yıl sonu bilançosu 2021 yılının rakamların değişim miktarını enflasyonun etkisini ve piyasadaki e, maliyet artışlarının hisse senetlerinde e, bilançoların ne derece etki ettiğini şöyle kısaca baka, bakacak olursak şirketin satış gelirleri yani şirketin cirosu hasılatı dediğimiz geçen senenin 3 aylığında düzeltiyorum e, 3. çeyrek döneminde yaklaşık 297 milyonken ciro şu an gelen ciro 9 aylıkta gördüğünüz gibi 882 milyon seviyesinde gelmiş. Bu oldukça yüksek bir artış. yüzde %200'e varan bir yükseliş bu. Diğer taraftan baktığınız zaman şirketin yıl sonu bilançosunda 413 milyondu şirketin cirosu ve bunu gördüğünüz gibi iki katını iki katından fazlasını şirket 3 çeyrekte ulaşmış oldu şu anda. Ve şirketin bizim için önemli olarak gördüğümüz değerlerden bazıları tabii ki net e, karı, şirketin geçen sene 80 milyon hatta yıl sonunda da 76 milyon olarak görünen kar rakamı, şirketin geçen sene ilk 6 ayında 80 milyonu son çeyrekte zarar açıklamıştı. Şirketin net karı gördüğünüz gibi 185 milyon TL seviyesinde yükselmiş durumda. Geçen senelik e, rakama nazaran da bu oldukça yüksek bir rakam ve bizim için sürdürülebilirliğin en önemli etkeni öz kaynak verimliliği. Öz kaynaklarda da geçen senenin 9 aylığında 570 milyonken şu an 732 milyon seviyesinde gerçekleştiğini gördük. Hisse senedi zaten biliyorsunuz çok uzun süredir yatay ve dar bir bantta gidip gelme hareketi gerçekleştirmişti. Tabii bunun temelinde de 3 TL civarlarından hareketin başladığını söylemek mümkün. Şöyle hissenin Afyon Çimento'nun şöyle takaslarına baktığımızda ise Haftalık verilerde yatırım fonlarının, Citibank'ın ve emeklilik fonunun son hafta içerisinde alışlarını görmektesiniz. Hisse zaten son hafta önemli bir e, deste, direnç noktasına ulaşmıştı. Ve şöyle hissenin son iki gündeki ve şöyle iki günü göstereyim de şu önce haftalıktaki hisse senetini taşıyıcılara bakalım önce. Ak yatırımda iş garanti Citibank yapı kredi. Citibank gördüğünüz gibi 14 milyon lota çıktı ve bunun 12 milyonunu son 3 ay içerisinde aldı. Bu e, hissenin zaten ana yükselişin ana temelliğini oluşturan hisse alıcısıydı bu. Şimdi baktığımız zaman haftalıktaki görüntüde gördüğünüz gibi 4 milyon yakın en iyi iş işlem yapan 5 kurumun alış yaptığını görüyoruz. Yatırım fonları zaten bu iş fitili ateşleyen kurumdu. Aylıklarda 6 milyon civarında sadece Citibank'ın alışları var. Yatırım fonu, emeklilik fonu ve yatırım finansının girişleri var. Hisse de son 3 aylığa baktığımızda ise gördüğünüz gibi 11 milyon civarında önemli bir alış var. Ve bunun 12 milyon, 12.8 milyonunu Citibank'ın yaptığını görmekteyiz. Yani hisse senedinde 4. en iyi hakim ortak pozisyonda çıkarken hisse senedinde ciddi bir toplanma olmuş. Bu ne demek? Hisse senedinde bu adamlar kısa vadede bunları e, satmaya başlamadan e, hissede iş bitmiş dememek lazım. Ve şu an görünen görüntüde hissenin 7 TL formasyon hedefine çok yakın olduğu zaten. E, pazartesi günü bilanço etkisiyle kar satışı gelmezse eğer. Çünkü e, çok yüksek bir bilanço gibi gözükebilir ama enflasyonun birazcık gerisinde kalan bir bilanço bu. E, hisse senedine baktığımız zaman bu bölge 7 TL bölgesine kadar e, yükselip bu bölgeden bir kar satışı gelirse hisse senedinde ilk destek noktamız 6.5 seviyesi olacak. Aklınızın bir ucunda tutun lütfen. 6.5 seviyesine aşağısına girerse hissede %10'un üzerinde bir değer kaybıyla tekrar 5.90 seviyesine kadar bir değer kaybı daha görebilirsiniz. Hissede şu mavi çizgiyi kısa vadede bir e, önemli bir trend dönüşüm noktası olarak belirliyoruz. Bu bölgenin altında yani bu mavi çizginin altına dönerse ise e, hissede kısa vadede önemli bir bozulma olur ve toparlanması da zor olur. E, o yüzden hisse senedinde kısa vadedeki destek dirençlere çok önemli ve dikkat etmeye çalışın. E, 6.5 seviyesinin geçilmesini bekliyor. 7 TL'nin test etmesini bekliyoruz. 7 TL test edildikten sonra da hisse senedinde e, yükselişin bir miktar daha uzaması yani 9 TL'ye bölge sürmesi beklenebilir bilginiz olsun. Kısa vadede borsanın yükselişiyle beraber böyle şeyler mümkün ama bu hisseler daha az önce önce Vestel'in analizinde yaptığım gibi bir borsada bozulma olduğu zaman bu hisseler çok daha hızlı geri dönüşler yaparlar aşağıya. Bu yüzden bu hisselerde bu tip hisse senetlerinde lütfen destek noktalarınız ve stop loss'un seviyeniz mutlaka olsun. Yani mantıklı bir break. Hisse 6.5 seviyenin üzerinde yarım gün geçirdikten sonra onay verecektir bu hisse. Hisse 7 TL'yi görebilir ama 6.5 TL'ye tekrar geri dönecek bir piyasada bozulma ya da hisseyi etkileyen bir dönüşüm oluşursa 6.5 seviyesinde mantıklı bir teknik analiz, teknik analiz yapan ya da hisseye yatırım yapan şirket yatırım yapan bireyin 6.5 TL seviyesinde hisse azaltımı yapması lazım. Eğer bu kademin altında ise işlem görüyorsa yarım gün en azından işlem görmesi teyit verecektir. Tabi piyasada net bir bozulma varsa tabi o zaman desteğe bakmamak lazım. Yani bu nasıl olsa aşağısında işlem yapacak. Aşağı doğru devam edecektir. 6.5 seviyesinden işlem gören ise de kısa vadede tekrar toparlanma olmazsa 5.90 seviyesinde aşağı yönde kırma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Yani gördüğünüz gibi sol sütunda gördüğünüz gibi hisse e, yükselişi olduğu kadar e, hızlı bir düşüşü de söz konusu. Bu kağıdın evveliyatı da böyleydi biliyorsunuz. Yani hızlı çıkar, hızlı düşer. Bu yüzden e, bu hisse senetlerinde yatırım tercih ediyorsanız ve risk alıyorsanız sadece yapmanız gereken önemli destek seviyelerinde satış yapmak. Bu da sizi koruyacaktır. Bakın şurada mesela hisse 4.70 iken hisse şuradaki barı denemiş. Bizim şuradaki barı deneme arifesinde olduğumuz gibi e, bu bölgeden geçememiş. 5.70 böl 77 bölgesinden sonrasında buraya gelmiş. Burada birazcık tarak yapmış. Destek bulmaya çalışmış. 5.30 bölgesinde buradaki desteği sağlayamamış. Sonra düşmeye devam etmiş. Ve bireyimiz 4.70'e kadar dayandıysa ki dayanmış olabilir. Bu bölgeden satışını yapmamasının bedelini stop loss yapmamasının sebebini bakın nasıl ödemiş. Hisse akabinde 3 hatta 2.80'lere kadar değer kaybetmiş. Bu yüzden e, paranızı yönetirken belli bir meblada trade işlemlerine de işlem yapıyorsanız ya da uzun vadede yatırım yapıyor olabilirsiniz. Önemli destek seviyeleri, önemli bir hadise sebebiyle kırılıyorsa, piyasayı etkileyen bir şey varsa mutlaka bu konuda önlem almaya çalışın. Satışınız gerekiyorsa belli bir miktarda satış yapın. Hisse aşağıdan destek bulamıyorsa kalanlarını da satabilirsiniz. Aşağıdan destek buluyorsa bu ara bölgelerden dahi hisse yükselirken bant arasında dahi ek alım yapabilirsiniz. Sorun değil. Ama kafanızda tamamen hisseyi satıp tamamen alma düşüncesiyle işlem yapmamaya gayret gösterin değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.